Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar arkadaşlar. Burnumu kıpkırmızı görebilirsiniz. Gözlerimi ıslak görebilirsiniz. Yaşlı görebilirsiniz. Çünkü alerjim başladı. Şu an şuraya bakıyoruz değil mi? Alerjim başladı. Polen zamanı geldi. Polenler başladı. Biliyorsunuz benim polen alerjim var. Bahar alerjim var. Alerjik rinit ne diyor doktora kısacası. Ay mahvoldum. Bir de 2-3 gündür ilacım yoktu. Alerjim içemiyordum. Bugün aldım. Çok şükür. İçmeye başladım. Kendime geldim, inanır mısınız? Kendime geldim derken daha iyiyim. Burun spreyimi sıktım. İnşallah ilaç birazdan faaliyet etmeye başladığında daha iyi olacağım. Öyle bir vlog başlatayım dedim sizlere. Çünkü bugün baklavalar yapılıyor arkadaşlar. Evet. Nalan teyzeme yapıyoruz bugün baklavayı. Konuşamıyorum. İnanın bugün nasıl çalıştım, nasıl gün geçti bilmiyorum. Alerji insanı konuşturmuyor böyle. Öksürük yapıyor. Burun akıntısı ayrı bir şey. Geniz akıntısı, burun akıntısı, gözünden yaş gelmesi. Bir de ben çok hapşırıyorum alerji döneminde. İlacımı içmediğim zamanlar falan böyle günde. Bugün mesela bir 70-80 defa kesin hapşırmışımdır. Hiç abartı olmasın. Neyse size alerji muhabbetiyle bakmayayım. İnşallah hiçbiriniz hasta, alerji hiçbir şey olmazsınız. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi ilk baklavaları yapıyoruz. Kendi baklavamızı yaparken evde de onları da çekeceğim. Ama bugün Nalan teyzemin baklavası sizlere göstereyim. Bakalım ne durumdalar. Hamuru yoğurmuşlar mı? Gidelim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar evde videoyu başlattım. Şimdi annemlerin yanına geldim. Ve baklavalar yapılıyor. Ayşe ablam da burada. Ayşe öğretmen. Her zaman berabersiniz. Baklavaları beraber yapıyoruz. Evet ya. Ne zaman bayrama hazırlık. Evet. Şimdi bu Nalan teyzeninkiler hepsi değil mi? Evet. Ayşe ablamdan. Anne bizimkileri ne zaman başlayacaksınız? Bizim pazartesi günü nasip olursa çünkü dedik sıraya koyalım artık. Ama şey mesela Ayşe ablam günü de o gün değil mi hepsi? Ha, Ayşe teyzenin. Bir daha uğraşmazsınız zaten ondan sonra. Var daha var. Uğraşacak. Yok hayır hayır. Kendinizinkini çıkardı mı diyorum. Tabii. Evet, en azından kendinizinkileri bitirdiniz mi daha rahat olur. Oo, o bir tanesi bitti mi? Bitirelim. Nalan teyze bayrama hazır. E anne o şey mi olacak? Üstüne bir tane daha yufka olmayacak mı oradakinin? Onu iki tane koyacağım. Daha şimdi Nalan teyzen hadi şey olsun diye gelsin. Hadi işi bitsin diye uğraşmayacak. Bizde baklava böyle evde yerde yapılıyor arkadaşlar. Böyle yer şeyinde, yer sofrasında. Tabloda. Nalan teyze de kurbanlık kesecek. Keseceğim. Baklava dilimlemeyi sen yapıyorsun değil mi Ersene? Baklava dilimleme de Nalan teyzem de. Herkesin bir marifeti var zaten maşallah. Biri güzel kesiyor, biri güzel açıyor. Annemin kahvesi bile var vallahi yanında. Evet, hasta mıydı sen bugün? Hastaydım bugün. Evet, ben onu kapağını yapayım kuruyacak o da. Ha, kapağını yapacaksın sonra kesilecek direkt değil mi? Kesilecek onu da. Hı-hı. Keserken de şimdi gösteririm sizlere. Evet. Yaşı genç ama eski bak, ustalardan. Evet. Emel ablam da yapıyor muydu Ayşe abla? Evet yapardı. Komşulara yapardı. Başka dışarıya gidip parayla yapardı. Vallahi mı? Çok güzel açardı. Evet. Eski insanlar böyle ya. Evet, evet. Eskiler biliyorum. Ay, eski insanlar deyince beni yaşlandırdınız farkında mısınız? Ben yani yok hayır şey ki demek istiyor. Annelerimiz demek istiyor. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. İşte ben de eskilerden kalmış gibiyim maşallah. Sen gençler şu anda çok fazla da yapamaz. Ben mesela yapamaz değil, yapmam, uğraşmam yani. Yani uğraşmak istemem. Anam yapıyor anne. Yok çünkü baklava bize zor mesela. Yeni nesile zor bence. Çoğuna. Hangisi yapıyordu sen? Bence çoğu yapmıyordur. Yapmaya üşeniyor şimdiki gençler artık.
Getir başını ya. Allah Allah. Getirden getirtiyorlar. İnşallah bir gün 30'a getirir. Yok yemek sepeti, yok getir bilmem ne falan. Bir sürü şeyler çıktı. Onlar da insanlar şımarıklı. Onlar da şimdi şey tamam hani yani çalışıyorlar. Yani çoğunluk çalıştığı için de zaten. Yani eve geç gelindiği için mecburen. Yani. Böyle bir yöntem. Böyle de. Aynen kesmesi de bence bir ayrı bir olay gençler. O da ayrı bir usta. Bir o şey ya biraz. Nalan teyzem yani. Bir de böyle şey kesiyor. Şimdi nazar değdireceğiz. Maşallah diyeyim de. Bıçak böyle boşuna mı? Aşkım iyice ben bıçağı şey yapayım mı? Geçen sene biraz kesilmedik vardı. Anne Nalan teyzem bir de şey kesiyor böyle. Neydi o böyle? Yıldız. Değişik üçgenimsi gibi. Ha yıldız gibi kesiyor. Ortası yıldız. Aynen. Ortası yıldız olacak. Öyle oluyor. Göbeği daha lezzetli oluyor diyor kimisi. Doğru mu yerken? Ha, şey bir daha hiç işte öyle. İdare edip gidiyoruz. İdare edip gidiyoruz. Ev baklavasının en sevdiğim yeri benim de ortası. Bir de şey ilk yaptığın ilk şeftesini almak Ayşe abla. İlk parçasını al. Çok tatlı oluyor biliyor musun? Tamam değil mi? Hayır. Tamam. O ilk parçası çok tatlı oluyor. Gerçekten. Valla. Ay eskiden. Çok güzel. Anne biz o büyük yemek tepsisine yapalım baklavayı. Onu yap sizin annen de büyük tepsisini aldım ben. Valla mı? Onda bizim çok güzel olur valla. Ortadan çıkarıp çıkarıp yeriz. Evet. Ben normal, normal cevizli baklava çok sevmem ama annem anneminki güzel oluyor Ayten abla. Normal cevizli baklava sevmem. Yok. Değil mi Nalan teyze? Olur. Ay bak ne güzel oluyor böyle şimdiden. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi buraya mı baksam buraya mı baksam bilmiyorum. Bu arada bende bir değişiklik fark ettiniz mi? Evet saçımı boyadım arkadaşlar. Koyulttum. Saçımı bayağıca bir koyulttum ama bence çok güzel oldu. O karamel saç gitti. Yerine kumral böyle. Kumralımsı karamelimsi karışık böyle. Biraz bir tık koyu bir saç geldi ve mavimi birazcık çoğalttım. Bence gayet güzel oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yüz altlarım daha belirginleşti. Makyaj yaptığımda daha güzel durmaya başladı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. numarası da Coleston direkt kumral renk. 7 numara arkadaşlar. Öyle sizlere göstermiş olayım. Kargo açılışıyla, kargo açılımıyla az önce zil çaldı. Ben de videonun ikinci gününe başlayacaktım. Bir an önce başlayayım dedim. Gelen kargomla hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir kutu Elvan'dan, Elvan mağazamızdan, Trendyol'dan bir kutu çikolata söyledim arkadaşlar. Bayram çikolatası. Ya şimdi marketlere bakıyorum, araştırıyorum bayağı bir sürü. İşte Bim'de olsun, diğer envai çeşit mağazalarda, marketlerde olsun birçok çikolatalar, şeyler var. Ama Elvan'ın daha önce ürünlerini, çikolatalarını yiyen biri olarak böyle... Hani birkaç paket denemiş biri olarak söyleyeyim. Çikolataları gayet güzel. İsterseniz aşağıya açıklamalar kısmı linkini de bırakacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Şu kutuya sadece 330 lira para verdim arkadaşlar. Ama çikolata kalitesine gelecek olursak böyle gerçekten güzel kaliteli çikolataları var. Ben normalde hani çikolata konusunda çok seçiciyim. Bayağı seçiciyim böyle kaliteli, böyle bitterimsi, yoğun çikolatalı şeyleri çok seviyorum. Böyle bayram için birkaç paket söyledim. İlk önce aldığım, bu arada böyle karton kutuda gelmesi çok güzel. Hiçbir yere çarpmadan, dökmeden, patlamadan gelmiş, sağlam gelmiş hepsi. Bir paket böyle 24'lük Coco Star. 5 paket falan söyledim bu arada aldığım çikolataları. Sizlerle beraber açacağım. Karton kutuyu açtım, baktım neler varmış diye. Hatta bir tane gofreti yedim. Sizlerle beraber açacağım dediğim. Bunları sizlerle beraber denemek istiyorum. Böyle aynı marketteki misal görüyorsunuz. Şöyle buradan da açmayı. Çok güzel paketlenmiş bence bir kere. Fabrikadan gerçekten hani güzel paketlenip gönderilmiş. Streçliydi. Streçini falan çıkardım ben. Streçte geldi böyle.
bu pıt pıt mı pat pat mı ne diyorlar ya, onlara sarılı geldi ayrıca. Ona da çok memnun kaldım. Wow, şöyle bakın, bildiğiniz bakkaldaki, marketteki çikolatalardan görüyorsunuz. Şöyle buradan da açmayı. Çok güzel paketlenmiş bence bir kere. Fabrikadan gerçekten hani güzel paketlenip gönderilmiş. Streçliydi. Streçini falan çıkardım ben. Streçte geldi böyle. Bu pıt pıt mı pat pat mı ne diyorlar ya. Onlara sarılı geldi ayrıca. Ona da çok memnun kaldım. Anneme dedim ki anne bayram çikolata sipariş vermiyorsun ya da almıyorsun. Ben dedim alacağım. Tabii şöyle kutuyu yırtmadan alabilirsem inşallah. Makas bıçak bir şey getirmedim şu an yanıma. Wow. Şöyle bakın, bildiğiniz bakkaldaki, marketteki çikolatalardan. Bir pakette şu Crunch Bar'dan aldım. Gofret, minik gofretler. Bunlar böyle gofretimsi gibi değil arkadaşlar. Bildiğiniz çikolata. Çok hafif, içinde böyle crunch parçaları, çıtır gofret parçaları gibi bir şey var ama bildiğiniz full çikolata. Bunun lezzeti de gayet iyi. İki paket böyle bir şey söyledim. Sonra bayram için böyle şeker koymaya diye. Gerçi bunları şimdi şey yapacağım. Tepsiye dökeceğim arkadaşlar. Bugün kandil bu arada. Kadir gecesi. Hepinizin kandilini kutluyorum. Allah ettiğimiz bütün duaları kabul etsin inşallah. Nerede hasta varsa, nerede sıkıntıda insan varsa, nerede Rabbimden yardım isteyen, yardım dileyen, dua eden insan varsa hepimizin duaları bu gece de kabul olsun inşallah. Akşam namazlarımızı kılalım. Bol bol semaya açıp memleketimiz için, kendimiz için, sağlığımız için, ailemiz için öncelikle dualarımızı edelim. Allah inşallah dualarımızı kabul etsin. Şöyle bu karamelli olandı. Bunu da merak ediyordum. Şöyle bu tam bayram şekeri. İki paket bundan. Bunu dediğim gibi bugün kandil olduğu için hemen tepsiye dökeceğim. Komşulara dağıtacağım inşallah. Bir pakette şöyle. Bayağı çikolata çikolata oldu ama kusura bakmayın. Ay ne kadar uzun konuşmuşum. Sizleri sıkmayayım. Bir pakette böyle Hindistan ceviz patlaklı. Yine böyle bayram şekeri şeyinde sarılmış bu meşhur çikolatalardan. Aldıklarım bu kadar. Evet, nişan sepeti hazırlığına başlandı arkadaşlar. Böyle bir sürü eşyalar burada maşallah maşallah. Daha alacak bir şey kalmadı artık değil mi? Her şeyi yok. Aldınız. Buna ne koydunuz böyle Ayşe abla? Çoraplar, pijamalar falan değil mi? Evet, çorap, pijama, pardon, ince çorap, iş çamaşırı, bu normal ince saten gecelikleri, pijaması. Hı hı. Bu da normal kalın kışlık pijama. Gelin hanımın çeyizleri. Gelinin çeyizleri, evet. Onları böyle düzen yapmışlar. Paketlerine hiç çıkanmadı zaten tüllerin evet, içinden. Öyle gelmiş zaten. Ütülesen de şimdi bir şeyi olmayacak onları. Anne. Evet. Şimdilik bunlar. Şu kutuda. Şu kutuya ne koydunuz Ayşe abla? Hemen şunun açını. Bunda ayakkabıları Burcu. Çantası. Aynaları. Aynası. Ay o ayna çok güzel zaten ya. Evet, aynalı fırçalı takımı. Hı-hı. Şemsiyesi. Çantamız anne. Çanta ile ayakkabının takımı böyle kombin olmuş, güzel olmuş ama. Ayakkabı, bir de güzel. Ayakkabı çok güzelmiş, evet. Hani bakayım, versene. Ayakkabının modeli güzelmiş gerçekten, bakın arkadaşlar. Evet, çanta falan çok hoş, minik çanta. Burada ne var şimdi bu pakette? Bir tane siyah şal. Hı hı. Bir tane krem şal. Tamam. Onun üzerine 5 adet lif. Lif. Ayten ben sana patik de verdim. Neyse, şimdilik 3 tane de şey. Bir tane yelek, 3 tane patik. Patik. Konuşamadı, 3 tane şey diyor. Yazmaları dışına mı koyalım? Evet, yazmaları da buraya koyalım. Eşarp kaç tane? Evet, yazmalar da bakalım. Anneye yerleştirsin onları. Aa bak, böyle oldu desenli desenli. Bunları altına mı koyarsın? Bunları onun altına mı koysaydın? Alacak mı orası? Almayacak. Almayacak, sonra o tekine evet. Koyar. Hiç sıkıştırmayalım. Şuradan başlayayım. 3. Eşarplar da güzelmiş hepsi yalnız. Tamam. Çok güzelmiş annem, Allah. Allah tamamı neredesin, aynen. İnşallah. Ayşe abla, onları buraya koy. Evet, patiklerimiz. Şöyle mi koyalım? Olur. Şöyle.
Şekilli şekilli. Onun fermuarını kapınca bozulmayacak mı? Bozulmaz. Biraz fay kokusu sıkalım. Güzel kokusun. Güzel kokular. Evet. Bu kadar. Burası, bak ne güzel bohçamız. Evet, aynen. Bohçası da güzel. Bohçalar. Çok güzel. Hiç şeye gerek yok. Yok. Kendinden. Süse falan gerek yok ekstra etrafına. Evet. Nazar boncuğu takacaksınız ama değil mi? Tabii ki. Bunlara ben nazar. Boncuğu takacağız. Tespih oraya mı koyalım? Seç çadem içine değil mi o? Evet. Güzel heyecanlar ya. İnşallah. Aynen. Tamamını ayırırsın. Amin. Allah geçim versin. Bu da seccade mi? El yapımı mı bu da? Şey yok, mi? Değil. Değil mi? Hazır bunlar. Ama kalın güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Seccadesi. Onları bohçaya yapacaksınız değil mi? Annem bu da bohçası bak. Evet. Bohçası o da ayrı. Onun kendi takım bohçası var. Ondan sonra bir tane Kur'an kabımız var. Şöyle çapraz koyalım. Aa, Kur'an kabı da mı var? Bir evet. Tane Kur'an kabı. O da çok güzelmiş. Çok güzel. Kur'an'ı saklamaya böyle. Evet. Bir de havlusu var. Evet. Kendi havlusu var. Hepsinin rengi uyumlu birbirine. Evet. Bakın arkadaşlar, bu da böyle gelin kendini almış. Evet. Şey takımı. Anne bir süre düzgün gösterir misin? Ben de öyle çok göstereyim. Hayır göster, bir şey yok onda. Crop o. Güzel işte. Mis evet, gibi. Crop, ceketin içine o. O da pantolonu. Çok güzel bir takım. Üçlü takım. Bunlar moda zaten bu sene. Evet. Gayet güzel rengi falan. İyi günlerde, güzel günlerde giysinler inşallah. İnşallah. Sen nasıl yatıyorsun Cookie? Kedişin bir yatışına bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. Koyun gibi kocaman, baksanıza. Aytin ablamın kedisi. Şşt. Oğlum. Uyuyor musun? Neyse, uyumaya devam et. Böyle bunlar burada düzenlendi. Şöyle bunu havluları koymuşlar arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Ben de şöyle küçük bir makyaj sandığını düzenledim. Şöyle oldu. Hemen göstereyim. Burada makyaj fırçası var. Bunu en son koyacağım. Sonra da tüllenecek. Böyle iki tane iki renk bu meşhur tokalardan. Deodorant. Yüz makyaj temizleme suyu. El kremi, işte kaş fırçası, Avon'un bir parfümü, vücut, yine parfümlü vücut kremi, şöyle üçlü ruj, burada vücut peelingi, şöyle fondöten, kontür, bronzer, bir tane şöyle koyu renk bir far paleti, dudak balmı, sonra bir tane pastelin ruju. Şu markanın bir maskarası. Gayet yeterli bir makyaj seti bence. Yeterli derken ilk baş için böyle. Zaten sonrasında eksikleri neler varsa alınır. İşte bir tane böyle dudak kalemi. Bunları böyle koyduk. Sonra bir tane şöyle makyaj fırçası. Dediğim gibi daha ihtiyaçları varsa daha sonra kendi alır. Ama şimdi çeyiz sandığına koymaya bu kadar yeterli. Bir de böyle minik minik nazar boncukları almışlar. Bunları da hemen böyle süslemeye, etrafına takmaya kullanacaklar. Hemen onu da göstereyim. Şöyle buradan geliyoruz. Kediş bize bakmaya devam ediyor. Tipe bak. Tipe bak oğluş. Buraya böyle bohçaları hazırladılar arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle şuna takalım diye düşünüyoruz. Böyle yan yana sıralandığında en son size gösteririm hepsini. Yine bu. Burada da az önce koyduklarımız var.